Ya ama ağzın açıkken gitme. Şimdi neler anlıyorsun? Ya o hastalığı şöyle genel. Ya işimiz var, döndün. Tamam, tamam abi. Şimdiniz var. Kimiz var? Yavaş belası adamsın ya. Ya o işimiz var, döndü. Biz yani acele işimiz gidip geri gidecek eve. Burada yatacak değil ki ya. İstem ne olur? Ben kafam bozma ha. Allah Allah. Tamam, maskemizi takalım. Mesafeye dikkat etsin. Daha ne söyleyeyim? Bu hastalığı yaşadık değil mi? Yaşadım diyorsunuz. Çok kötü, çok kötü. Kimse yaşamasın. Hiç kimsenin yaşadığını istemem. Onun için ne yapıyoruz? Maskemizi takıyoruz. Maskeyi takıyor, mesafeyi koruyor. Gerekmedikçe dışarı çıkmıyor. Asla, hiç çıkmıyor. Eş, dost, komşu ziyareti yapmıyoruz. Hiç. Ne bacım, ne kardeşim, hiç kimseyi görmedim. Çıkmayın diyorsunuz. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hastalığı yaşayan bir vatandaşımızın sözleri bunlar. Bizler de vatandaşımızın sesine kulak verelim. Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Gereksiz kalabalıklar oluşturmayalım. Bak teyzemiz diyor ki, kesinlikle maskenizi çıkartmayın. Ben bu hastalığı yaşadım. Allah kimseye vermesin diyor. Bunlar tecrübedir. Acı bir tecrübe ama bundan ders çıkartmamız lazım diyor teyzemiz. Biz de onun sözlerine kulak verelim. Kayseri olarak 15 gündür dışarı çıkmıyoruz gerekmedikçe diyoruz. İnşallah bu cumartesi pazarda bunu yoğun olarak gösterelim. Zorunlu ihtiyaçlarımız varsa çıkıp onu karşılayalım. Çocuklarımızla, ailemizle bu hafta sonu cumartesi pazar dışarı çıkmayalım. Dünden itibaren birçok ilimizde bu karar alınmaya başladı. Biz de bu kararı aldık ve özellikle sahada görevli arkadaşlarımız ev kontrollerinde çok yoğun mesai harcıyorlardı. Şimdi tabii ki bunun cezası var. Türk Ceza Kanunu 195. maddesinde karantinaya alınan yerlerden çıkanlara yönelik ceza net şekilde tanımlanmış. Hapis cezası var. Biz Kayseri'de bu durumda olanları tespit ettiğimiz zaman idari para cezası kesiyoruz ve Türk Ceza Kanunu 195. maddesine göre de savcılığa bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Bir adım daha ileri gidiyoruz. Bunları artık evlerinde tutmuyoruz. Alıyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtları yerleştiriyoruz. Ve oradaki bütün masrafları da kendilerinden tahsil ediyoruz. Hiç kimsenin karantinadayken dışarı çıkıp vatandaşımızın sağlığını tehdit etmeye hakkı yok. Buna müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerimiz ve kontrollerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum. Karantinadaysanız mutlaka ve mutlaka karantina kurallarına uyunuz. Aksi takdirde hem hapis cezasıyla cezalandırılacaksınız, hem idari para cezasıyla cezalandırılacaksınız, hem de evinizden alınıp iyileşinceye kadar Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalacaksınız. Ve burada size yapılan bütün masrafları da kendiniz ödeyeceksiniz. İkinci sorunuzdan başlayalım. Karantinada olup temaslı olandan bahsettik. Bir temaslı işçi bu evdeyken başka bir yere gidip kaçak çalışmış. Bununla ilgili işlemler yapıldı. Tabii ki bu münferit bir durum. Bunun önüne geçmek için tedbirler alındı. Fabrikalarımız bu konuda çok bilinçli. Biz fabrikalarımızı denetime gittiğimizde birçok fabrikamızın olağanüstü tedbirler aldığını görüyoruz. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi yaklaşık bugüne kadar 7000 civarında ceza yazıldı. 7000 kişiye ceza yazıldı. Kafe, restoran, taksi durağı, berber, bunların hepsine kuralları ihlal ettikleri zaman gerekli cezai müeyyide uygulanıyor. Şimdi bugünden itibaren hepinizin bildiği gibi sizler de bizlerle bir arada oluyorsunuz. Bizim bu tür denetimler, yani haftaya da bir gün yapmış olduğumuz bu denetimlerde amacımız vatandaşımızı bilgilendirmekti, ceza yazmak değildi. Ama bundan sonra artık bilgilendirme işi sona erdi. Bundan sonra ceza işlemine geçiyoruz bugünlerde de. Az önce gelirken ihlal eden vatandaşlarımızı gördük, cezalarını yazdık, öyle geldik. Yani bu bizim arzu ettiğimiz bir durum değil. Ama diğer vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu koruma anlamında da artık yeterince bilgilendirme yapıldığını düşünüyoruz. Bundan sonra da artık kural ihlali olduğunda
bizler cezai müeyyideyi uygulayacağız. Vatandaşlarımızın bu duruma düşmemeleri için de gereken tedbirleri almalarını, belirlenen kurallara uymalarını istiyoruz. Bu hepimizin sağlığı için, bu müşterek yapılacak bir mücadeleyle sonuç alınacak bir durum. Eğer bazılarımız bu mücadeleyi vermezsek, bazılarımız bu mücadeleden kaçınıp tedbirlerin dışına çıkarsak, kuralların dışına çıkarsak, bunun bedelini toplum olarak hepimiz ödüyoruz. Toplum sağlığını tehlikeye düşürmeye hiçbirimizin hakkı yok. Geçen de söyledim. Bu şekilde yaptığımız davranışlar hem cezai müeyyidenin yanında hem de aynı zamanda kul hakkı. Ya ama ağzın açıkken gitme. Şimdi neler anlayacağım? Ya işimiz var, döndü. Tamam. Kimleriniz var? Kimleriniz var? Yavaş belası adamsın ya. Ya işimiz var, döndü. Biz yani gelecek işimiz geri gidecek eve. Burada yatacak değil ki ya. İstem ne olur? Ben kafam bozma ha. Allah Allah. Maskemizi takalım.